Selamlar arkadaşlar, ben Blubariton. Bugün birlikte Swag and Sorcery oyununun ilk bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar, oyunumuz nasıl bir oyun derseniz. Şimdi şöyle arkadaşlar, karakterleri loncayla alacağız ve onları maceralara biz onu giyindirip kuşandırıp işte zırhı, silahı vesaire bunları sürekli üreteceğiz. Tabii kaliteli üretmeye çalışacağız. Düşmanlarla savaşacağız. İşte yaratıklar gelecek, onun dışında odun, ağaç vesaire maden toplayacağız, şu bu derken karakterleri sürekli geliştirmeye ve hikayede ilerlemeye çalışacağız. Hikayede şöyle, kral birazdan göreceksiniz zaten, küçük hikayesi geçecek. Kıyafeti çalınmış sanırım. Onu aramak için de maceracılar istiyor. İşte biz de loncadan çıkarıyoruz ve sonra işte demirci üretiyoruz vesaire, şu bu vesaire. Olaylar uzuyor ve en sonunda siz savaştıkça belli bir bar doluyor. Bar dolunca patronla savaşabiliyorsunuz. Vesaire işler uzuyor ve oldukça keyifli, göreceksiniz. Hemen başlatalım yeni oyun diyelim. Birinci slotumuzdan açalım. Gördüğünüz gibi hiç altımız yok. Şurada mana olsa gerek. O da sıfır. Hemen başlıyoruz. Şu an 8 karaktere kadar oluyor herhalde böyle gösterdiğine göre. Başlasın. Hikayeyi yine elimden geldiğince çeviririm. Yine anlayamadığım yeri sizler düzeltebilirsiniz. Bir zamanlar uzak bir yerde ne diyordu? Bir kralla ilgili bir şeyden bahsediyor ve sahne açıldı. Bakın şurada kralı görüyoruz. Ve etrafta da onun herhalde adamları falan. Majesteleri hazine tamamen boşaldı diyor. Düşmanlar uzaktan geliyorlar mı artık, onu mu diyor. Ve bir hazırlık listesi oluşturmuş galiba ya da oluşturacakmış. Sen çok sıkıcısın, listen de sıkıcı. Krala hani ne dedi? Bakalım, bizim bütün problemlerimizi çözmek için büyük büyük babamın sihirli kostümüne ihtiyacım var. Basit diyor. Güzel bir plan gibi bir şeyler dedi. Kralın bir zamanlar önemli bir fikri vardı. Kralın büyük büyük babasının sihirli kostümü. Krallık barış içinde yaşarken bir şeyler diyordu. Kedi konuşmaya başladı. Ne güzel kostüm ama falan diyor. Çalmakla ilgili bir şeyden bahsetti. Aa, ne sevimli bir kedi. Beni diye kedi diye yeniden çağırırsan seni burnundan ısırırım. Ben kara kediyim diyor. O gördünüz mü? Özür dilerim diyor. Şimdi krallığı korumak için kralın yolunu bulmalıyız mı dedi. Bir şey dedi, tam anlayamadım. Sessizlik, konuşmayı kesin. Ne diyor bakayım? Şimdi benim sadık kahramanlarım kalede benim kostümümü arayın dedi. Ve onlar da gidiyor. Ve olayımız da burada başlıyor. Şimdi öncelikle şu arayüzden bir bahsedeyim arkadaşlar. Oyun zaten bize öğretici olarak bazı aşamaları gösterecek. Şu sağ üstte gördüğünüz, tahmin ettiğiniz gibi altınımız, şurada manamız. Şurada da bizim itibarımız var. Demek ki bu arttıkça, altında da bakın yazıyor. Köylülerin işte hani reytingi falan artar diyor. İşte modayla ilgili bir şeyden bahsetmiş. Sonra moda evinde de bazı tarifler elde edebileceğimizden, daha fazla tarif çıkabileceğinden bahsetmiş. Şimdi şurası bizim lonca, buradan kahraman alacağız. Şuradan maceralara gidiyoruz. Şuralar ahır diye geçiyor. Burada bir tane atımız var şu an bakın. Karakter geldikçe at da gelecek. Göndereceğiz. 3 ayrı yerden gönderebiliyoruz. Henüz yapılmamış binalar var, yapacağız. Şurası market. Burada alış satış vesaire oluyor galiba. Bunlara ben markete detaylı henüz bakmadım. Sadece benim baktığımda da böyle kapalıydı. Birlikte bakacağız. Şuraya gidip morallerini yükseltebiliyoruz Sıpa'ya. Şurada kiliseye gönderip sağlıklarını doldurabiliyoruz. Birazdan zaten bu detaylar gelecek. Şuradan işte genel bilgiler var. Bakabilir, okuyabilirsiniz. Depomuz var. Ve isterseniz de başlayalım. Evet, şuradan her zaman şu altın rengi kalkan ana görevlere, gümüş rengi olanlar yan görev. Ünlemde bir henüz okumadığım görev var demek. Ne diyor? Bakın, çok önemli bir görev. Diyor ki, majesteleri, şansölyeleri selamlar seni. Bizim kralımızın diyor bazı kahramanlara ihtiyacı var önemli bir görev için. Ve de diyor işte loncana bir tane kahraman almalısın diyor. İlk görev bu. Ödül de bize altın verecekmiş.
miktarı burada yazmıyor. Tamam. Şimdi gidip diyor işte buradan ipucunu vermiş. Lonca'ya git oradan bir tane karakter çağır. İşte buradan çağırıyoruz. Evet, bir tane karakter oluştur dedik. Şimdi bu karaktere sağ tıkladığımızda buradan yapabiliyor muyuz? Yani şuradan tıklasak da oluyor. Bakın üstü başı işte başlık, zırh, bot. Şurada yanına işte iksir, herhalde can iksiri ya da mana verebiliyoruz. Buraya işte silahını kullanacaksanız fiziksel hasar için, yakın dövüş mü yoksa mana için özel asa veya tüfek vesaire menzilli silahlar mı kullanacağız? Buraya işte takı, kolyesi. Alta 3 tane bilmiyorum. Bunlar belki büyücüyseniz ekstra bir şeydir ya da belki yanına özel nesneler alıyordur. Bunları göreceğiz. Bir de karakterin oluşturduğunuz karakterin bazı özellikleri oluyor. Mesela bununla ilgili ne demiş? Seviye 1, 1.67 boyunda, 88 kilo ve karakter impatientmiş. Şimdi patient tutkuluydu. Impatient nasıl oluyor bilemedim. Şimdi yanlış olmasın. Pay yemeyi seviyormuş. Ve de bununla ilgili bazı bilgiler var. Bir de dürüst olmamasıyla ilgili bir şeylerden bahsetmiş. Bu arada karakterlere henüz isim vermiyorum ama sizlerden benim ismimi verebilirsiniz derseniz ben siz eğer isimleri önerirseniz ben o isimleri mümkün olduğunca sırasıyla vermeye çalışacağım karakterlere. Sanırım bu oyunda 8 karakterden fazla olmayacak. Bunları işte bakın buradan tıklayıp isim verebiliyoruz. Şimdi bakın bu silahına da bakalım mesela şu an üstündeki. İşte 5 hasarı varmış. Plain diyor. Herhalde en kalitesiz o mu oluyor? Kılıç olduğunu ve C sınıfı olduğunu söylüyor. Bunu giymek için gerekli olan bir seviye olmak. O yüzden giyiyor. Zaten bu antrenman kılıcıymış. Hiçbir değeri yok. Burada da karakteristik özellikler. Mesela 80 canın var. 29 güç var ama bu güçle şuradaki güç farklı. Bu sizin buradaki güç hem hasarınıza hem sağlığınıza etki ediyor. Mesela diyor ki kılıç, balta veya mızrak kullanırsan 24 hasar verirsin, sana da 30 sağlık ekler diyor. Buradaki gücün etkisi. Ama buradaki power yani toplam güç olarak geçiyor sanırım. Ne diyor bakalım? Karakterin bütün türlerdeki hasarını etkiliyormuş ve kritik vuruş şansını falan etkiliyormuş. Burada işte zeka, bu aynı zamanda büyü gücü gibi de düşünebilirsiniz. Aynı zamanda işte bakın mesela bütün elementlere 15 dayanıklılık katıyormuş bunun değeri. Burada vampirizm var. Demek ki bu tarz şeyler de olacak. Onun dışında işte hayatta kalma becerisi. Bu da giydiklerimizin toplam kalkan zırhımız falan. Hız, agility ve de onda dayanıklılığımız var. Şimdi bunların da tabii değişik şeyler etkileri oluyor sanırım. Burada da bufflar diyor, özel etkiler falan ve detaylara girerseniz de işte burada normal fiziksel hasar, ateş hasarı, zehir hasarı, buz hasarı, karanlık büyü hasarı, kritik şans ve bunlara dayanıklılık, bir de kritik hasar miktarı burada görünüyor. Karakteri donatacağız yani. Bir de bu nesneleri ürettikçe bunların morali de etkiliyor. Mesela moralleri düşükse kritik vurma şansı bitiyor. Ondan sonra eşya düşürme miktarı azalabiliyor. Ama tam tersi morali yüksekse de kritik vurabiliyor, çok fazla eşya çıkarabiliyor vesaire vesaire. Şimdi şuradan da bakın bazı kısımlar da varmış. Farklı farklı şeyler giydirebiliyor muyuz acaba? Yani neyse devam edelim. Bir tane karakter çıkardık. Bir sonraki için de 300 altın istiyor. Şimdi biz 100 altını direkt verdik. Bir görev yapıldı. Evet. Burada aynı şey görünüyor. Buradan da ödülü alabiliriz. Tamamladık diyoruz. Şimdi diyor senin dövüşçün ya da savaşçın her neyse öfkeli falan bir şey dedi. Ama diyor antrenmanlarla işte orada eğitim alarak yani deneyerek falan filan ve bazı nesneleri de demirci de döverek gerçek bir kahramana dönüşebilir manasında demek istiyor herhalde ve de ödülünü alabilirsin. 20 altın vermiş. Tamam. 20 altınımız oldu. Bakın bu görev geçti. Bir yeni görev geldi. İlk savaş diyor. İlk dövüş. Kahramanlar işte bütün gün alanda dolanıyorlar mı? Onu mu demek istiyor? Ve onlar diyor işte şişmanlıyorlar falan filan. Onları diyor ki dövüşmeye gönder ki diyor keşfe, sihirli ormana. Hani ondan da işte bu sayede bir şeyler elde edeceğiz. Ödül olarak da altın verecek. Şimdi buradan da bize gösteriyor nasıl yapacağımızı. Şimdi karakteri buradan alıp ata bindiriyoruz ve macerayı göndermek üzere ahıra gönderiyoruz. Atına bindi.
macerayı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın ahırda şöyle bir şey var. Birincisi buradan bölge seçiyorsunuz. İlk bölge açık zaten, diğerleri açık değil. Sonra bu bölgenin seviyesi 1 ile 5 seviye arasına uygun diyor. Bu bölgeye gönderdiğinizde bakın burada bazı kaynaklar ve canavarlar olacağı görünüyor. Ama bunların ne olduğunu keşfetmediğimiz için bilmiyoruz. Ve de yanımıza 20 tane eşya mı alabiliyoruz? İkisini falan alabiliyoruz herhalde. Şu an bir şey olmadığı için direkt gönderiyorsunuz. Gönderdiğinizde siz hiç müdahale etmiyorsunuz bir tek şey hariç. Her şeyi onlar yapıyor. Sadece kaçmanız gerekirse kaçıyorsunuz. Bir de burada barı doldurabilirsiniz keşfettikçe. %100 olunca patronla savaşabilirsiniz. Tabi hazır hissediyorsanız. Evet bakın burada da 3 tane böyle mouse'a gerek yok. Sadece bekleyeceksin, onları izleyeceksin. Siz bunları donatıyorsunuz ve maceraya gönderiyorsunuz. Bakın şimdi mesela 80 canım var, 48 canı olan bir yaratık görüyorum ve sıyrılma şansım tetiklendi. 16 hasar aldım. Bu arada bakın şununla kaçabiliriz. Ne bulursanız onu alıyor. Mesela ağaç, kütük falan bulduk. Bakın bir odun aldım. Bir odun daha aldık. İki odunumuz oldu. Ve şu altta da bir yeşil bar var. Bakın doldu ve ilk gezisini ormanda tamamladı. Hemen sonuca bakıyoruz. Bakın canı çok az, birazcık azaldı. Çok azal şey olmadı, çok gitmedi. Bir de biraz beklerseniz bakın burada iyileştirmek için 2 diyor ama siz burada bekledikçe bu aslında doluyor yavaş yavaş. Şu an ilk eğitim gibi olduğu için dolmuyor ama sonradan bunun dolduğunu, canının da dolduğunu göreceksiniz. 3 odun toplamışım. Ve de %4'te bakın bar dolmuş. Bu şekilde yavaş 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 dolacak. Hemen burayı kapatalım. Tekrar da diyebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Kapatıyoruz ve bu görevi yaptık. Hemen tamamla diyelim. 25'te altın verdi. Evet sen tamamladın diyor. En az bir kahramanın ne diyor bakayım? İşte ormana gitti falan filan gibisinden. Tamam, bunu tamamladık. Şimdi yeni göreve bakalım. Şimdi de diyor ki hani bu yaraları sarma görevi. Çünkü biraz hasar aldık. O yüzden dolmamış canı. Normalde canı yavaş yavaş doluyor. Sadece bu eğitim için dolmamış demek ki. Diyor ki kahramanın işte yaralandı. Onu diyor kiliseye götür ama aklında tut diyor. Orası biraz hani iyileştirmek için pahalıdır diyor. Hazinen hani tükenebilir manasında. Ama bizi oraya bir görev olduğu için gideceğiz. Bakın şurada. Bu arada bakın aşağısı falan böyle güzel. Şurayı henüz denediğimde oyunu hiç kullanmadı ama sonradan kullanırım mı bilmem. Hemen şuraya karakteri alalım. Neredeydi bizimki? Mesela önce şuraya alayım. Ya da bunu direkt tutup çekebiliyorum. Ha, tamam. Şöyle. Ya da burayı çekmeme gerek yoktu. Pardon. İçeri girsem yetiyor. Mesela bakın 2 altın istiyor. İyileştirdik. Şu sağ taraftaki bar da mutluluğu. Bu da işte o yüzden önemli. Şimdi bunu iyileştirdik. Normalde bu kendi kendine doluyor dediğim gibi. Şimdi görevi de tamamladık diyelim. Şöyle. Evet. Şimdi gördüğüm gibi iyileştirmeler pahalı. Bizimki ise yaraları birkaç saniyede yani iyileştirir diye söylüyor. 30 altın daha kazandı. Yeni görev temel toplamalar. Tamam. Bakalım. Ne diyor? İşte köylüler senin karakterinin ortada çırılçıplak gezdiğini hani görüp herhalde rahatsız oldular. Diyor ki bu problemi çözmek için 3 tane diyor işte odun topla sihirli ormandan ve de lütfen diyor sorularını sonraya sakla. Tamam bize ne verecek? Bakın bir demirci inşası için tarif, bir de altın ödülü var. Tamamla diyorum direkt çünkü biz az önce 3 tane odun toplamıştık. Böylelikle de 2 odunu toplamış gibi olduk. Direkt aldık 10 altın ve tarif geldi. Demirci yapabileceğiz. Bakın şuraya yapabilirsin diyor. İnşaata başla görevi geldi. Burada da diyor ki işte demirci inşa et. Şimdi diyor demirci inşa etme vakti. Orada bazı işte zırhlar, işte iyi silahlar, işte iyi bir silah. Ondan sonra işte güçlü bir dövüşçü oluşturabilirsin bu sayede onu da üretip diyor. Tamam, öğrenmek istiyorsan diyor onu basılı tut diyor. Yanlış anlamadıysam. Evet, oraya gidelim. Bakayım şu basılı tutsam ne oluyor? Burada bir şey olmuyor sanırım. Bir daha yapayım. Ha, burada basılı tutunca gösteriyor. 2 tane oldu. Ya da direkt basınca mı gösterdi? Ha, basıncaymış. Karaktere basılı tutsam fark ediyor mu? Yok.
Tamam, 3 tane odun var bizde, 2 tane yetiyor. Hemen inşa diyelim. Evet, demirci inşa ediliyor ve demirci hazır. Şimdi bu görevi tamamladık diyelim. Ödülümüzü alalım. 30 altın verdi. Evet, demirciyi yaptık ve diyor bir tane demirci bulmalıyız. Şanssızız ki o gerçekten quite lazy, bilemedim. Şimdi diyor dövüşçün diyor kendi ekipmanına dövmeli. Şimdi zor zamanlardaysan Nesan'da falan gibisinden diyor. Burada işte arkadaşlar olay şu, siz kendi karakterlerinizi kullanıyorsunuz. Hani bir demirci alıp yapsın değil genel olarak. Buradan karakteri alıyorsunuz, buraya taşıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Metal işçiliği. Şimdiki görevimiz ne diyor bakalım? Bir tane Milita Graves diye bir şey varmış, örnek. Ondan yap diyor. Tamam. Tabii biz şu an bunda acemi olduğumuz için çok kaliteli bir şey yapacağımızı sanmıyorum. Altın verecek ve de çalışma kampı tarifi verecek. Tamam. Şimdi karakteri bu demirciye alıyoruz. Almamız da şart değil ilk baştan, sonra da alabiliriz. Örnek yapalım. Mesela buradan ne üret demişti? Şu Milita Graves. Şeymiş, pantolonmuş arkadaşlar. Bakın 12 ile 18 arası zırh gelebilirmiş herhalde. Denk gelecek. En az 12, en fazla 18. Can da en az 2, en fazla 24 ekliyormuş. Tabi bu da bizim işte kısmetimize kalıyor biraz. Bir de burada bakın etkimiz. Yüksek kaliteli nesneler yapmak için burada karakterin uğraşması falan gerekiyor. Şimdi bakın karakteri buraya bir koyalım. Ne olacak ona bakalım. Şimdi koyduğumda bakın 2'ye çıktı. %6 oldu. Demek ki burada bu karakterleri de burada uğraştırdıkça ve moralleri yüksek oldukça etki edecek. Bir de strength, gücümüzün de buraya etkisi varmış. Şurada da silahlar var. Tamam. Şimdi bize şunu istemişti. Bunda da bakalım 12 ile 18 dedi. Burada da 2 ile 24. Ama 2 tane maden lazımmış. Tamam. Buraya demek ki önce madene gideceğiz. Şöyle gönderelim. Bir maden arayalım. Şimdiye kadar odunu ve şu yaratığı tanıdık. %4'te olmuştu. İlerletelim. Şimdi bakın yine bıraktım. Üstünde hiçbir şey yok. Bir tek baksırı falan var. Bir tane maden aldık. Yaratığı yenebiliriz belki. Saldıracağım. Güzel. Aldık onu. 48 can kaldı. İyi, maden çıktı yine, topla. Bakın bar doluyor, son bir yer kaldı, o da maden. Ve burayı da tamamladık. Yine maden, 3 maden topladık. Güzel, bir de yaratık yendik. Ondan altın mı çıkmıştı, bir şeyler düştü. Herhalde altın düştü. Burada altını göstermiyor ama bakın şimdi mesela canı doluyor mu diye bakacağım. Evet, doluyor bakın, çok az çok az gidiyor. Ve buradaki ihtiyaç da bakın düşüyor. 2 altın ver, dolsun diyor. Yine 1'e düştü. Bakın yavaşça doluyor bu işte. Bu da %4 arttı. Güzel. Şimdi ben maden lazımdı. Onu bulduğumuza göre şu demirciye şunu koyalım. Tekrar gel. Evet, madenimiz var. 2 saniyede yapar diyor. Bakalım. 12 ile 18 arası zırh. 2 ile 24 arası can demiştik. Bakalım ne kadar olacak. Şimdi diyor ki işte gelişmiş üretim. Bakın burada ilerlemiş, tecrübelenmiş falan filan. Yaptıkça herhalde bu artacak, karakterin becerisi. Ürettiğimiz eşyaya bir bakalım. Burada o bir de kaliteli bir şey yapmışız. 12'ye 18 demişti, 12'yi bulmuşuz. Bu da 2'ye 24 demişti, 18'i bulmuşuz. Yani zırh da en kötüsü denk gelmiş. En düşük olan. Ama can da 2 ile 24 arasında 18'i bulmuşuz. Bu da aslında fena değil. Yukarıda aralıktan bulmuşuz. 5 de bize ekstra herhalde kalitesi yüksek diye zırh şeyi gelmiş. Ekstra bir şey var burada, mor. Ne diyor bakalım? Bütün savunmalar küçük bir kumandayla köylüler tarafından mı ne giyilir gibi bir şeyler diyor. Her neyse. Şuna bir de şöyle bakalım karakter üstünden. Şöyle. Üstüne gelip baktığımda bakın o şeymiş. 5 karanlık büyüye karşı dayanıklılıkmış. Oradaki mor renk karanlık büyüye dayanıklılık içinmiş. Tamam. 12 savunması var. 12 gelmişti. 18'de can gelmişti. Güzel. Yalnız kalitesi sanırım o plane dediği en kötü kalite. Metal, bir zırh ve de şey C sınıfı.
Bunu giymek için 3 seviye olmamız gerekiyormuş. Savunmayı da %31,4 arttırıyormuş. Tamam, en azından 3 seviye olunca giyer. Şu an 3 değiliz ve bu görev bitti. Bir de antrenman kampı çıkacak. Tamamla diyelim, 36. Güzel. Kampı da aldık. Şimdi şuraya üreteceğiz. Bakın, yan görev geldi. Yan görev bakalım önce. 5 tane maden topla diyor. Bakır madeni topla. Tamam. İşte merhaba, ben senin demircinim diyor. Aslında bakın, demirci de varmış ama demirci değil de biz yapıyoruz ama bilmiyorum. Sonuçta istemiş. Kısaca bizden 5 tane bakır istiyor. Ana görev bakalım. Ana görevde antrenman kampını inşa et diyor. Bu da altın verecek. Tamam, şimdi madenimiz yok. Kampa bakalım, yapabiliyor muyuz? 2 tane odun diyor. Demek ki bir odun 4 maden lazım. O zaman karakteri tekrar maceraya gönderebiliriz. Maceraya göndermeden bir süremize bakayım müsaadenizle. Tamam, yaklaşık 21 dakika olmuş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bölüm burada bitirelim. Bir sonraki bölüm buradan devam edelim. Siz de bana destek olmayı eğer isterseniz abone olmanız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.